Merhabalar, sizi tanıyalım. Ben Melikköy Muhtarı Mehmet Gül. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlar bulduk. Neredeyiz Mehmet Bey? Neresi burası? Melikköy Merkez Mahallesi. Nereye bağlıdır burası? Kastamonu Cide ilçesine bağlı. Evet. Merkez Mahallesi. Bir vazifemiz var mı bu köyde? Siz ne vazife yaparsınız? Muhtarı mısınız? Muhtarım ben bu köyün. Melikköy'ün muhtarıyız. 94'ten beri bu köyün muhtarıyım. Harikasınız. O zaman çok uzun yıllar tecrübe. Sizi de tanıyalım bu arada. Efendim sizin de isminiz nedir? Ben Yılmaz Dal. Yılmaz Bey, bu köyde mi yaşıyorsunuz? Evet, bu köyde yaşıyoruz. Çocukluktan bu yana mı yoksa gurbetçilik yaptınız mı? Gurbette mi 45 geldiniz? Yıl gurbet hayatım var. 13 yaşına gittim İstanbul'a. Sonra döndüm köyüme. Huzurum var, rahatım var. Köyde hayat var. Harikasınız. Efendim Kastamonu ili Cide ilçesi Menük köyündeyiz. Cide ilçesinin sayın muhtarım düzeltecektir beni. Mahalleleriyle birlikte sanıyorum 83 tane köyü var. Oldukça birbirinden dağınık ve çok geniş bir araziye sahip. Biraz da köyün sorunu var mı ya da bölgenin sorunu var mı yok mu sayın muhtarımıza bunu da değinip sizlerle veda edeceğiz. Sayın muhtarım, ben yaklaşık buraya sanıyorum 1-1,5 saatlik bir süreçte geldim. İyi olan bölgeleri de gördüm, kötü olan bölgeleri de gördüm. Malum çok geniş bir araziye sahip ama artık yıl olarak, süreç olarak teknoloji olarak birçok şeye sahibiz. Ama yollarda çok sıkıntılı bölgeler gördüm. Benim için mi böyle yoksa bölge halkı için de aynı şey geçerli mi? Yani olumsuzluklar var mı? Olumlu güzel şeyler var mı? Biraz da bunları dinlemek istiyorum sizden. Şimdi yollarımız malum. Yollarımız 94 yılında Kumluca'dan başladı. Yapıla yapıla bir takım bir yere kadar geldi. Sağ olsun kaymakam beyimiz yolu biraz onarı vardı bu geçtiğimiz güzde. Onun haricinde bugün gelen saman kamyonunun olduğu yerden bir taksi, bir minibüs bile çıkmıyordu. O bize düzeldi verdi. Ona rağmen bugün yine saman kamyonu çıkamadı. Aynı yerden. Şu an güncel için mi konuşuyoruz? Şu an için saman kamyonu. Bugün için konuşuyorum. Biz şu an sanıyorum 13 Temmuz 2021 yılındayız. 13 Temmuz Temmuz ayındayız. Dolayısıyla halen şunları duyuyor olmak üzücü doğrusunu isterseniz. Ama biz hem duyuyoruz hem de duyurmaya çalışacağız bundan sonraki süreçte. Yani aslında Kastamonu milleti bir şunu diyebilir miyiz sayın muhtarım? Aslında çok aziz bir milletiz, sessiz bir milletiz. Yani çok şey istemeyiz, para pul istemeyiz. Ama onun yanı sıra artık hiçbir şey istemeye de çok oldukça mahrum bir bölge diyebilir miyiz bölgemiz için? Yani Cide ya da Kastamonu genel itibariyle yol, ulaşım, su gibi eksiklerimiz var mı? Hepsi dediğiniz gibi var. Cide'nin bir kere 75 köy muhtarı var. 75 köy muhtarının diyebilirim ki 70 tanesinin bugün itibariyle yola ihtiyacı var. Ama 75'e 70 mi? Doğru mu anlıyorum? 75 köy muhtarının 70 tanesinin yola ihtiyacı var. Her ciddi bir rakam bu Mehmet Bey. Çok, bizim de tek istediğimiz yol. Suyumuzu kendimiz ya da devlet getiriyor. Ama yol olmadıktan sonra bizim hiçbir şekilde bir ulaşımımız yok. Bizim bir tek yolumuz var. İlçeye bir tek yolumuz var. Buradan 26 kilometre bir tek yolumuz var. Yolumuz stabilize mi Mehmet Bey yoksa asfalt yol mu? Yolumuz asfalt bir şey. Bir takımı asfalt, bir takımı beton. Burası stabilize. Al işte çağdaki yol ne biçim yolsa taşlar meydanda kafa gibi taşlar görünüyor. Evet doğru, bizzat yaşayan birisi olarak haklısınız. Gerçekten değerli izleyicilerimiz yani her şeyi bir kenara bırakıp artık bir takım ihtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. Buna ihtiyacımız var ve beklentilerimiz var. Yani bölge halkı, ben de bir Kastamonu olarak söylüyorum bunu. Biz para istemiyoruz ya da böyle çok ağlayan zırlayan bir millet değilizdir. Aziz bir milletizdir ama bazı acil ivedilikle ihtiyacımız olan şeyler var. Bu bağlamda siz bir şey söylemek ister misiniz Yılmaz Bey bölgeyle ilgili? Ben teşekkür ederim. Söyleyeceğim bir şey yok. Ben rahatım. Köydeyim. Yani ilçeyi kullanmıyor musunuz? Yolla ilgili falan bir ihtiyacınız doğmuyor mu? Yolla ilgili ben de sıkıntım var. Ben bütün lastikler dağılmış benim. Görmen lazım. Ne sıklıkta biter lastikler? Örneğin yani yılda bir yenilemek ihtiyacı duyuyor musunuz sayın muhtarım yolda? Duyuyoruz. Çünkü araç padanaj ettiği için yol stabilize yol olduğu için yoldaki temelli taşlar meydana çıktığı için o padanajda lastikleri kopartıyor zaten. Peki yani şimdi biz kendi aramızda konuşuyoruz diyelim, topluma da arz edeceğiz ama kendi aramızdan konuşmanın dışına çıkabiliyor muyuz? Yani bu şu demek, sizler bölgede 75
köy muhtarımız var diyorsunuz. Muhtemelen mahalleleri de var. Ama 75 muhtara sahibiz. Oldukça geniş bir coğrafyada. Sizler gerek ilçe yönetimlerine, gerek il yönetimlerine toplu halde bir müracaatta, başvuruda bu mağduriyeti, buradaki sıkıntıyı bildiriyor musunuz? Yani ivedilikle aciliyeti olduğunu ciddi ciddi resmi olarak resmi makamlara, yoksa biz kendi aramızda mı konuşuyoruz? Ulaşmadığım bir tane kurum yok. Bütün kurumlara köyün aciliyetini her zaman iletirim. En son dün ilçedeydim. Dün ilçe başkanına, kaymakam beye falan söyledim, özel idare müdürüne. Ne cevap aldınız efendim? Yapacağız. Kuveytezin programı varmış. Kuveytezin programı bittikten sonra yapacağız. Ama bu çağda böyle bir merkez mahalle köy yolunun olması benim gerçekten zoruma gidiyor. Bir de bunca yıl buktalık yapmama rağmen zoruma gidiyor. Geri kalan tarihte Kumlucadan yokasıydı zaten. Biz çok bu Çukurçallı'da arabaları bırakıp köylü olarak eşyasıyla falan köye çok geldik. Nedir Çukurçal dediniz? Şimdi bilmeyenler için soruyorum. Yani Çukurçal dediğiniz bölge buraya ne kadar bir mesafede? Oradan burası düz bir alan mı? Yani ulaşımı kolay bir alan mı? Yaya olarak konuşuyorum. Yani araçla gelemediğiniz noktada zorlanıyor musunuz? Yani biraz da hani açarsanız bilmeyenler için de bunu bilsinler diye söylüyorum. Engin Bey, burası Çukurçal. Buraya 6 kilometre, 7 kilometre olan bir yer. Buradan vatandaş araçlar çıkmadığı için, geri tarihlerde traktörle, sonradan minibüsle falan çıkmadığı için orada araçları bırakıp vatandaş sırtına yüklenip şeysini, malzemesini buraya kadar geliyordu. Benim geldiğim bölgeden bahsediyoruz. Aynen. Değil mi? Yokuşlar inerek çıkarak. Aynen. Olduğu gibi zaten Çukurçal'da yukarısı, burası rampalı bir yer. Çıkış olarak konuşuyoruz. Evet, çıkış olarak konuşuyoruz. Çukurçal'da yukarısı rampalı bir yer olduğu için burada malzeme tutmuyor. Buraya bir asfalt falan bir şey yapılması lazım. Galıcı bir şey olması için. Yukarıda şeye çıkılmadığı için, araçla çıkmadığı için vatandaş sırtını alıp getiriyordu. Yollar göçerdi. Şimdi en azından yolda kalmıyoruz ama araçla hakikaten sonuç itibariyle milli servettir. Para veriliyor ama lelasi de yani. Zaten 5-6 sefer, 10 sefer ilçeye indiğin zaman ille de bir tamire çekmek zorundasın. Bu da maddiyete dayanıyor tabii. Tek istediğimiz o. Bir tek yolumuz var. Başka bir şey istemiyoruz. Peki bu müracaatın sonrasında sizin aldığınız cevap nedir yönetimden? Köy tezden sonra bir düzeltme yapılacak. İnşallah önümüzdeki sene artık. Düzeltme mi? Tamamıyla yapılma mı? Düzeltme. Peki umudunuz var mı efendim? Bilmiyorum. Pandemi dönemi falan da varken ama söz aldık. Bakalım bir şeyler yapılacak. Sizin dışınızda bölgeye, yani hakimiyet olan bölgede bir çalışma var mı bildiğiniz bir yerde? Ya da varsa ne kadar bir çalışma var? Bir teknik olarak bilginiz var mı? Şu anda ilçede çalışma var. Ama bizim bu grupta, buralarda yok. İlçe kaymakamlık bünyesinde, burası köy hizmetlerine bağlı. Özel idarenin bölgede hiç çalışma yaptığı bir yer yok mu? Yapıyor. Nerede yapar? Mesela gidelim tespit edelim. 5 gün evvelsi Çukurçal'ın bir mahallesini bitirdiler mi? Yaptı. Yıldız alan Kazanlı oraları yaptı. Yayla oraları falan yaptılar. Onlar programlıymış Kuveytez'den. Şimdi ondan sonra da bu Kuveytez'in programlı işler bittikten sonra bizim bu tarafa geleceği söyleniyor. Devam ediyor mu Mehmet Bey şu an? Yani çalışmalar devam etmekte mi bir yerde? Neresidir? Programlı yerlerde ediyorlar. Şu anda ekibin nereye gittiğini bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Peki. Ben çok teşekkür ederim. Yani şimdi biz yaz sezonunu konuşuyoruz. Bir de kış sezonu var. Kışın oldukça zor bir arazi olduğu için, işte hastalık olduğunda, yani kar malum çok yoğun bir kar sürecinden geçtik. Yollarımız hiç kapalı kaldı mı? Ya da elektrik, enerji kesintileri oldu mu? Bu bağlamda işte değerli izleyicilerimize bu bağlamda hem izleyicilerimiz bilsin hem de ilgili yönetimlerimiz bilmesi için, bir sıkıntı yaşıyor musunuz kış döneminde? Kış döneminde sıkıntı yaşamıyoruz. Yollarımız çabuk açılıyor. Elektrik işine geldiği zaman elektrikler de bir günü olabiliyor. Yani son köyleriz biz. Onda da bu sene öyle fazla bir sıkıntı yaşamadık. Dediğimiz gibi bir tek yol var. Bak, mahallenin ortasında camiye gitse vatandaş, ilçeye gitse, komşusuna gitse bu yolu kullanmak zorunda. Ama buradan yağmur yağdığı zaman bullardan insan geçmiyor. Oraya suya batması lazım. Nesil yaşlı. Evet. Gençlerimiz yok tabii. Herkes yaşlı. Yok zaten. Efendim, gördüğünüz gibi idari mülki amirimiz 90'lı yıllardan beri, yine Yılmaz Bey emekli olmuş zannediyorum, geldiler. Görüyorsunuz, bir gün iki gün den bahsediliyor. Öyle bir saat, iki saatten değil. Malum engebeli bir arazi. Ulaşımı zor. Kabul ediyoruz. Bir iki gün elektrik kesintisi olmasına rağmen memnunuz diyor. Kış döneminde hızlı açıldığından da bahsetti. Sağ olsun. Bu bağlamda ne diyoruz?
iyiye iyi diyoruz, kötüye de kötü diyoruz. Tek isteğimiz diyor kendileri, yol şikayetimiz var, yol sorunumuz var. Bu bağlamda ilgili yönetimlere lütfen diyoruz artık köydeki bu aziz milletimiz için lütfen artık bir gayret gösterelim. Kastamonu milleti aziz bir millettir. Kastamonu milleti şerefli bir millettir. Dolayısıyla mahrumiyet bölgesiymiş gibi hissetmekten dışına çıkıp artık hizmet almak istiyoruz. Sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Esen kalın efendim.